selamlar. Gecenin ikisinde durup dururken bir süredir aklımda olan bu videoyu çekmeye karar verdim. Aslında durup dururken değil, dün kuaföre gidip saçımın uçlarındaki o son yanık parçaları kestirdim. Ve artık neredeyse kafamdaki tüm saçlar benim diplerinden gelen, bana ait olan saçlar. Bu vesileyle de bu videonun artık zamanının geldiğini düşündüm ve bu tepki videosu aslında insanların izleyip de bu kız niye buna tepki vermiyor dediği bir videoma tepki olacak. Saçlarımı yaktığım videoyu görmediyseniz bu video size çok anlamlı gelmeyebilir. O hazin, o tatsız videoyu izlemek için şurada bir yerde olacak olan karta tıklayabilirsiniz. Videoya başlamadan da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani kaç tane kuaför sayfasında kullanıldı? Birkaç tane marka bayağı saç bakım ürünlerini benim bu videom üzerinden pazarlamış. İnsanlar bana gönderdi. Gana'daki cenazeyi kaldırıp dans eden abilerimi koymadılar ben saçlarım yandığında böyle çektiğimde. Yani o kadar çok dalgası geçildi ki. YouTube'da ya Çin'den getirdiğim saçma sapan şeyleri inceleyen biri olarak tanınıyorum ya da saçlarını yakan gerizekalı kız olarak tanınıyorum. Bu arada şöyle bir şey oldu. Ben N11'den böyle holografik sticker arıyordum ve minik bir tane holografik sticker alacağımı düşünerek bu arkamdaki sticker, bu sticker bu arada, sipariş verdim. Ben böyle 10 santime 10 santim gibi bir şey aldığımı düşünürken %100 almışım. Bu arada böyle bugün baktığım gözüme çarptı. Çünkü çarpmayacak gibi de değil. Umarım çok gözünüzü yormuyordur. Yani benim şu an gördüğüm kadarıyla çok tatlı gözüküyor, emin değilim. Şimdi tabii ki her tepki videosunun olmazsa olmazı birazcık sağa doğru kaydı ve yanımızda ekran kaydı alacağımız yer için bir boşluk yarattık. Zeynep Çetin gri saç, Zeynep Çetin kaya, Zeynep Çetin intro, Zeynep Çetin o ses Türkiye. Böyle bir şey yaşamadım. Demek ki bu ben değilim. Geçebiliriz. Zeynep Çetin ameliyat, saç boyama, AliExpress, Hatay, batik ve kilo. Zaten direkt benim adımı soyadımı yazınca 3. videoda saçlarım elimde kaldığı ve evde saç yakmak isimli videomu görüyorsunuz. 9 ay önce yüklemişim. Demek ki benim bu saçları toparlamam 9 ayımı almış. Şimdi artık videoya giriyorum. 734 bin izlenmiş bu arada. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Benim 10 bin izlenen videom sayılıdır demeyeceğim ama hani ortalama özellikle son zamanlarda izlenmeler inanılmaz düştü. 10 bini zor görüyorum. Yani 734 bin izlendiğimde ben YouTube kanalımı açalı daha 3 ay olmuştu. Ve ne kadar şaşırdığımı size anlatamam. Yani çünkü ben gerçekten böyle evde saçlarımı açıp boyayacaktım ve çok uzun sürecek bu iş, sıkılacağım diye önüme kameraya koydum. Yeni YouTuber'ım ya, böyle hevesliyim. Bu hikayede yanan gerçekten ben oldum yani. Artık yeter, çok konuştum, videoya geçiyorum ya. Bu arada bayağıdır izlemedim bu videoyu, onu da söyleyeyim yani. Fıçım gitmeye başlamış. Evet. Yani bakalım, bu gece biz kar kalacağız gibi gözüküyor. Doğru bir öngörü. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Doğru bir öngörü. Bu kanal nereye gidiyor hiç fikrim yok. Ama bugünün içeriği evde saç açma. Ben dediği rengi yaparsa alkışlarım. Ya bu arada benim kuaförümün bu bölümü gerçekten harika bir bölüm. Yani bunu koymadan edememiştim. Çünkü o kadının o aşırı üzülmesi, kuaförün aşırı uyuzluğu, sesini kısıyorsun falan demesi inanılmaz. Yani eğer izlemediyseniz o videoyu da muhakkak tavsiye ederim. Devam edelim. Nerede çıktı? Bu diplerden nasıl kurtuluruz? Onu... Ya o kadar güzelmiş ki diplerim. Yani aslında o kadar gerek yokmuş ki. Çünkü soğuk bir renk olduğu için gri her zaman koyu renkli dibi kurtarır. Yani benim saçlarım turuncu da oldu mesela uzun bir dönem. Turuncuyken çok kötü oluyordu gerçekten. Ama böyle soğuk renklerde abi gayet okey aslında. Bu arada bayağı da bronzmuşum. Kuaförde açtır, değil mi? Kuaförde çok sıkılıyorum ve bunu kendim yapmayı çok seviyorum. Bugüne kadar tam 2 kez saçlarımı yaktım. Ya bu arada evde kalıcı oje, cilt bakımı, kirpik liftingi setlerim var. Ben bu evde kuaförlük olayına hani bayağı böyle takmış durumdayım gerçekten. Hele bu Covid döneminde o kadar yardımcı oldu ki evdeki o aletler, size anlatamam. Gri sevdasından dolayı yaktım. Bu grinin ilk çıktığı bir dönem vardı. 2014. 2014'te ben ilk defa saçlarımı gri yaptım. Ondan sonra saçlar elimde kaldı. Yaklaşık 9 tane saç rengi değiştirmiştim. Kırmızı, kızıl, bakır. Yani şu renklere bakıyorum ve hepsi hayatımın bir dönemini temsil ediyor. Niye bu kadar saça taktım acaba? Bunu ara ara çok düşünüyorum gerçekten. Hele şu sağ alttaki kırmızı var ya, ben onu turuncu diye aldım ve saçlarım bayağı böyle İngilizce öğretmeni kırmızısına döndü yani. 10 en düşük, 40 en yüksek açıcı.
Ya bu arada hani şeyi de veriyorum fark ediyorsanız. Hani biz bu işi biliyoruz da yapıyoruz. Hiçbir şeyden haberim yok çünkü olacaklardan habersizim yani. Kendimi izliyorum, saçlarım ne kadar güzelmiş diye. Yani bir obsesyonsa bir obsesyon benim için gri saç. Ama bir daha mı asla delisin demek istiyorum kendime. Ve kesin bundan 2 sene sonra saçlarım tekrar nasıl yaktım videosu gelir buraya. Ya gelmez hakikaten yani artık yapmak istemiyorum. Eğer ki bir gün piyasada saçı yakmayacak bir açıcı bulunursa bilin ki onu ben bulmuşumdur. Hakikaten bunun için Ar-Ge yapmayı çok istiyorum. Şaka değil. Ondan sonra da Davinz'in şöyle bir ürününü aldım. İnanın hiçbir fikrim yok nasıl çalıştığını. Saçınızın rengini soğuk tonlara getiren bir toner. Saçlarım kıvırcık olduğu için tabii işim ekstra zor. Düz saç. Tabii saçlarımın herhalde kıvırcık olduğu ama yani bu bile aslında şu kıvırcığa baktığınızda çok daha az bir kıvırcık çünkü artık böyle yavaş yavaş saçın şekli bozulmaya başlamış ve o günden bugüne kadar hiç saçım kıvırcık olmadı çünkü birazdan saçımı yakacağım ve bu saçların kalan azıcık kıvırcıklığı da gidecek. Benim kuaförüm DIY etkisinden başlıyoruz. 2 2 1 başla. Ya bu kadın gerçekten benim böyle sinirlerimi falan hoplatıyor her gördüğümde. Bu arada kollarımdaki yaraları soranlar olmuş. Tabii bu videoyla beni ilk defa görenler oldu. Çünkü o zaman zaten herhalde 7 tane videom ya vardı ya yoktu YouTube'da. Daha bile az olabilir emin değilim. Şöyle söyleyeyim size benim YouTube kanalımın para kazanması daha açılmamıştı. Para kazanması için YouTube kanalınızın yani bunun aktive olması için 1 yıl içinde 400 bin saat izlenmeniz gerekiyor. Benim daha zaten 3-5 tane videom var. Yani onun dolmasına daha çok vardı. Bu videoyla birlikte böyle pat diye para kazanmam açıldı ama tabii yani 20-30 dolar falan kazanıyorsunuz. Bu arada hiç yani YouTube'dan gelir diye bir şey yok onu da söyleyeyim. Güzel başlamışım. Kahvaltıya günün her saatinde yapabilirim ve çok severim. Ekran. Saat kaç şu an? Saat 3:30 olmuş şu an gece. Ve ben yaklaşık 1 saat önce yine böyle domates, salatalık, zeytin falan yedim. Yine işinize yaramayacak bir bilgi daha. Bu saç yumurta sarısı kıvamında. 40 dakika oldu. Renge 1 saat 10 dakikayı zorlayacağız gibi gözüküyor. Aslında o kadar tutmamak lazım. Web sitesinde 50 dakika yazıyor. bak. Burada ilk zeka pırıltısı oluşmuş. Aslında burada bir şey var yani. Burada bir vizyon var. Hani aslında böyle olmaması gerekiyordu diyen bir Zeynep var arkada konuşan ama benim her günkü regular daily Zeynep'im asla geriye dönmez ve asla vazgeçmez. Bir şeye başlıyorsam o iş bitecek abi. İyi ya da kötü. Yani niyeyse böyle bir takıntım var. Hani onu orada bırakmıyorum asla. Saçın ne durumda kontrol yapıyoruz. Saçım gitmeye başlamış. Bu mutluluk ne abi yani sanki gerçekten bunun için çekmişim gibi sinirim bozuldu. Bu iyi bir şey değil. Neyse. Bir de bu banyonun arkasına öf öyle yorumlar gelmiş ki o banyonun hali ne falan diye. Evet birazcık fazla ürün var gerçekten. Yani ben de hani klozet kapağını bir ara kapatıyorum bir ara açıyorum falan öyle bir video bu yani. Hani benim diğer tüm videolarım gibi bu arada hiçbir zaman şurayı şöyle bir düzelteyim gibi bir derdim olmuyor. Bu açıcıların durmasını sağlayan tek şey su. O yüzden böyle çok fazla kopmaya başlarsa saçlarınız hemen su sürerek. Yani saçlarınız çok fazla kopmaya başlarsa bence polisi falan arayın ya da itfaiyeyi arayın ya da saçlarınızı komple yıkayın ve bu işlere bir son verin. Mesela. En azından açılma sürecini durdurabilirsiniz. Çünkü ben önlerde birazcık dikleri açıp uçlara geldiğim için önlerim biraz koptu. Kuaförde ben onu... Yani yaptığım hata kesinlikle şu. Saç şuraya kadarsa eğer dipleri yani buranın açılması gerekiyorsa şuraya bile gelmemesi lazım o oryelin. O oryel eski açılmış saçın üstüne geldiği anda oradan koparıyor. Ama onu da gerçekten evde tek başınıza yapmanız bayağı zor ya. 1 saat 15 dakikayı geçti. Yandı mı saç sonra? Evet, bir kısmı yandı. Tahmin ediyorum ki en azından istediğim kadar beyaz değiller ve artık yıkamak zorundayım. Yoksa şu gördüğünüz saçlara veda edeceğiz yani. Bu kadar rahat oluşumun bir diğer sebebi de kıvırcık saçlı olmam. Düz saçlı olsaydım. Hayır Zeynep. Bu videodan sonra bir daha kıvırcık saçlı olman için 9 ay beklemen gerekecek. İğrenç gözüküyordu gerçekten. Buraya bir kalp ritmi efekti istiyorum şans kapıyı çalınca da. Saç ele geliyor mu? Geliyor yani. Saç ele geliyor mu? Geliyor. Çok iyi.
önler gitmeye başladı ama bu zaten gerçekten öngördüğüm bir şeydi. O yüzden çok fazla tribe girmeyeceğim. Yani şuralarım görüyor musunuz bilmiyorum ama artık kızarmış. Yani derin irite olmuş. Ben hala diyorum ki Da Vinci'nin bilmem nesiyle geçeceğim. Mor şampuanla yıkayacağım. Yani şu sırada saçımı kazıtsam bu daha doğru bir video finali olabilirdi yani ama asla vazgeçmemişim. Asla pes etme. Neydi bu farmaton mu? Şu an boş boşuna reklam aldım. İnsanın da kopardıkça koparası geliyor. Bu hakikaten var yani. İnsanlar buna inanamamış mesela ama böyle insan çektikçe geldiği için hani çekeyim bitsin daha fazla kopmasın gibi bir psikolojiye giriyor ama inanın bana aylarca saçım koptu. Yani bu videodan 2 ay sonra, 3 ay sonra bile saçım hala elime geliyordu. Ya daha geçen bile elime geliyordu da şu an yeni bitti. Öyle söyleyeyim size. Saçımın kalitesi herhalde 10 üzerinden 1 falan şu an. O kadar kuru ve o kadar kötü ki gerçekten bir daha saçımı bu kadar açtırmaya çalışmayacağım. Bu söylediğim şeyin arkasındayım görüyorsunuz. Lütfen dua edin. Gözlerim yanıyor. İkinci kısmın da artık sonuna geldik. Fena değil. Bence evde yapılmış bir beyaza kadar saç açma işlemi için fena değil. Bunu hala savunuyorum. Bunun hala arkasındayım. Yani gerçekten bence evde yapılmış bir işlem için fena bir sonuç değil. Ürünler bence iyi seçilmiş ama yine de olmasa da olurdu gibi. Yani benim kuaförüm bu arada oturduğum evin sokağında. Hani gerçekten 2 dakika içerisinde kuaföre varabiliyorum. Ama ben kuaföre gidip bunu yaptırmak yerine kuaföre gidip Mehmet abi %30 oksidanım var mı diye sormayı tercih etmişim. Ama iyi ki de etmişim. Ben bu videoyu çok seviyorum gerçekten. Bir de tabii hayvan gibi izlendi. Böyle birazcık YouTube geliri kazandım ama söyleyebilirim bu videodan kazandığım YouTube gelirinin 1/3 benim saç bakımıma falan gitti. Keratin ne dolgu botoks ne o keratin bakımı. Öyle bir şey yaptırdım falan onlara gitti yani. Biraz övgü saati diyelim. Bu saça bugün daha fazla bir şey sürmek istemiyorum açıkçası ama ilk açma işleminden sonraki kelim ya ben kel kalmışım. Ay! Şu saçımın ortası ve içim gıcıklandı. O şey hissiyatı geliyor aklıma. Aşırı irite olmuş saç dibi kızarıklığının hissini şu an kafatasımda şu an hissettim. Tadım kaçtı. Karar verdim. Bu operasyonun 3. ve son hamlesini yapacağım. Bu saçlarımı griye boyayacağım. İçerideki koltukta oturdum. 5-10 dakika düşündüm. Ve sonra dedim ki Zeynep yap gitsin evde. Bakın yani şu yine benim hayatta aldığım kararları nasıl aldığımı çok net bir şekilde gözler önüne seren bir an olmuş. Tam olarak böyleyim. Ben buna bir cila geçerim illaki. Allah'ım hala cila geçeyim diyorum ya. Kaç gün sonra bir cila yaparım ben buna. Buraya kadar gelen siz sevgili gönül dostlarım ben çok teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum. Yani gerçekten 9 ay sonra kararlarımı sorgulatan bir video oldu. Hakikaten en son izlediğimde herhalde videoyu yeni koymuştum. Yani baştan sona en son 9 ay önce izledim. Şu bilgisayarın fanı inşallah çok duyulmadı. Şu an insanların neden kızım sen manyak mısın dediğini çok daha iyi anladım. Durmak bilmemişim abi. Yani asla hani bırakayım bir yerde dememişim. İnanılmaz gerçekten. Bu video niye bu kadar izlendi diye düşünüyordum ama artık şimdi hani birazcık daha anladım neden bu kadar izlendiğini. Umuyorum tepki kolik videomu beğenmişsinizdir. Umuyorum keyif almışsınızdır. Ben açıkçası çok eğlendim. 9 ay önceki kendimi görmek birazcık iyi geldi. Gri bir daha yapmayacağım. Yani bunları böyle 20 kere burada söylüyorum ki hani yaparsam hatırlatın yüzüme vurun ya da ben yapacak yüzü kendimde bulamayayım diye. Neyse artık kapatıyorum yatıp uyuyacağım. Sizleri çok öpüyorum. Bir başka videoda umuyorum ki görüşürüz. Bay bay. Dalga 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 dalgaladı yo.